En baştan şunu yapalım. Hani bu soruda böyle etkili olacağı için değil ama unutuluyor bazen. Paydanın sıfır olmaması lazım. Olur da köklerde çıkarsa hep bunları silersiniz. Eşitsizliğe biraz alışkanlık olsun arkadaşlar. Yoksa evet zaten bu soruda gördüğünüz sıfır diye bir kök yok. Payda eşitliyoruz. Ekstra bir şey yapmayacağız. 1 artı 4a artı 4a kare. Hepsine a kare ile eşitlemiş olduk paydalarını. Eşittir sıfır. 4a kare artı 4a artı 1 nedir? 2a artı 1'in parantez karesi. Böylece bu da a eksi 1 bölü 2 oldu. B şıkkı. Paydayı 0 yaptığı için u 0'a eşit olmaz. u 2 bölü 9'a eşit olmaz deyip yapalım tamam mı? Çünkü burada şöyle bir şey yapacağım. Zaten arkadaşlar şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak daha iyi deyip Kök 9 U eksi 2 eşittir 2 U. 9 U eksi 2 eşittir 4 U kare. 4 U kare eksi 9 U artı 2 eşittir 0. Şimdi burası 4 U'ya U olsun. Burası eksi 2'ye burası eksi 1 olsun. Çaprazlama çarpıp toplayınca eksi 9 U oluyor bakın. Haliyle 4 U eksi 1 çarpı u eksi 2 eşittir 0. U buradan 2 olabilir. 1 bölü 4 olabilir. Paydayı 0 yapma ihtimalinden dolayı arkadaşlar direkt alabileceği değerlerin çarpımını yapmadım. Tek tek böyle göstermek istedim. 2 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 b şıkkı. x kare eksi 2 x eksi 16. Eksi 8'i öbür tarafa atarsak birincisi 8 olabilir. Sonuçta sıfır eşit olması için, böylece x kare eksi 2x eksi 24 eşittir 0, x eksi 6x artı 4 eşittir 0. Bir kök 6, bir kök eksi 4 gelir. Bir de x kare eksi 2x eksi 16 eksi 8 eşit olursa, yine mutlak değer dışına 8 diye çıkacağı için sıfır olur bakın. Haliyle x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0'dan x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0. 1 kök 4, 1 kök eksi 2. Böylece E şıkkı olmuş oldu. Köklerinden 3 katının bir fazlasını kök kabul eden, birisine x1, birine x2 dersek, bakın kökler toplamı 3 bölü 2, sonra 3x1 artı 1 artı 3x2 artı 1. Yani ilkinin kökler toplamının 3 katının 2 fazlası. Bu da şurası 3 bölü 2 olduğu için 9 bölü 2 artı 2 yapar. Oradan da payda eşitlersek 13 bölü 2 olur. Bu kenarda duracak şimdi. Bir de 3x artı 1 ile 3x2 artı 1'i çarpacağız. Çarpıyorum 3x1 çarpı 3x2'den 9x1 çarpı x2. Şurayı bir sileyim. 9x1 çarpı x2 artı yine 3x1 artı 3x2'den 3 parantezinde x1 artı x2 bir de 1 oldu. Şimdi burası kökler çarpımından dolayı eksi 3 bölü 2. Yani bir de yanında 9 var. Eksi 27 bölü 2. Artı bunun zaten 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 9 bölü 2 oldu. Artı 1. Eksi 27 9 daha. Eksi 18 2'ye bölersek. Eksi 9 1 çıkarırsak. Eksi 8. Formül arkadaşlar x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdı. Bu yüzden x kare eksi 13 bölü 2x eksi 8 eşittir sıfır. Şıklarda tabi bunu göremeyebilirsiniz. Ne olacak o zaman? Payda eşitleyeceksiniz. 2x kare eksi 13 eksi 16. Buna uygun şık hangisi arkadaşlar? A şıkkı. İki gerçel kökü olan denklemenin kökler toplamı. Yani eksi b bölü a'dan hemen kökler toplamı a diyebiliriz. Bunun kökler toplamı bu ikinci denklemin köküymüş. Bir kök denklemi sağlar. a kare artı 8a artı 2a eşittir 0. a kare artı 10a eşittir 0. a a artı 10 eşittir 0. Buradan a 0 veya eksi 10. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum bakın. A'nın normalde sıfır olmasında bir mahsuru yok. İki kök vardır. Ancak A'yı burada yerine sıfır olarak yazdığınızda x kare artı 2 eşittir sıfır denkleminin delta sıfırdan küçük olduğu için reel kök gelmiyor. Burada da reel kök demişti. Bu yüzden sıfır veremiyoruz. Eksi 10 veriyoruz. Bu tarz ufak ayrıntılar önemli. Bu soruda isterseniz kökler farkı formülünü hatırlayalım. Kökler farkı formülü kök delta bölü mutlak a'ydı arkadaşlar haliyle delta 4k kare eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı 4'ten artı 16. Bunun kare kökü a zaten pozitif bir sayı. O yüzden mutlağı da yine 4 olacak. Ve bu 2'ye eşitmiş. 4k kare artı 16'nın kare kökü eşittir 8. Karesini alırsak 4k kare artı 16 eşittir 64. 4k kare 48. K kare arkadaşlar 12 ve K pozitif olduğu için 2 kök 3 C şıkkı. Kökleri A ve B olduğu için kökler toplamı 3, kökler çarpımı eksi 6 C bölü A. Şimdi 1 bölü A ve 1 bölü B olursa bir denklemin kökleri. Bunun kökler toplamı bakalım. A artı B bölü A B olur. Böylece arkadaşlar A artı B üstteki denklemden yararlanırsak eksi artı 3 bölü eksi 6. Yani bu denklemin yeni denklemin kökler toplamı eksi 1 bölü 2 imiş. Yine kökler çarpımına bakarsak 1 bölü a çarpı 1 bölü b arkadaşlar 1 bölü eksi 6 olacak. Buna uyan şık tabi hemen görünmüyor gördüğünüz gibi payda eşitlenmesi gerekiyor. O yüzden biz normal yapalım. x kare eksi tx artı ç. Bu yüzden x kare artı 1 bölü 2x eksi 1 bölü 6 eşittir 0. Bu yüzden 3x kare artı 6 x kare pardon 6 ile eşitleyeceğiz. 3 x eksi 1 eşittir 0 şıklarda a şıkkı. Denklemin bir kökü m ise bu kök denklemi sağlar. 4 m kare artı 2 m kare eksi 12 eşittir 0. 6 m kare arkadaşlar 12 eşit. Şimdi m pozitif olacağı için m kök 2 olur. Diğer kök isteniyor bizden. Kökler çarpımı c bölü a olduğu için kök 2 çarpı x2 eşittir eksi 12 bölü 4. Yani x2 buradan eksi 3 bölü kök 2 olacak arkadaşlar. Eşliğine ile çarpılmış halledilmiş. Eksi 3 kök 2 bölü 2 şıklarda a var bakın. Kökleri a ve b olduğuna göre bakın şuradaki sabitten bir yararlanalım. Kökler çarpımı c bölü a bu yüzden a kare bölü b kare, a kare artı b kare bölü 2'dir. Bu aynı zamanda kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 burada a çarpı b. Böylece içler dışlar çarpımı yaptığımızda a kare artı b kare eksi 2ab eşittir 0 olur. Bu da bize a eksi b'nin parantez karesi olmasını getirir ve a b'ye eşit olur. Bir denklemin kökleri birbirine eşitse deltası arkadaşlar 0 olur e şıkkı. Burada doğru bir yerden başlamamız gerekiyor soruya. M eksi 2N ve 2N eksi M ilişkisi. Köklerden biri bu. Diğerini bilmiyoruz. X2 olsun. Kökler çarpımı C bölü A'dan 2N eksi M. Bunları sadeleştiriyorum. Böylece X2 arkadaşlar eksi 1 geldi. Eksi 1 bu denklemi aynı zamanda sağlar. Çünkü köklerden biri. Haliyle arkadaşlar yerine yazabilirsiniz. Ama ben şunu tavsiye ederim açıkçası yerine yazmak yerine. Kökler toplamından gitmeyi. Yani zorunlu değil de yani buradan daha kolay görülüyor bence. Eksi 1 artı m eksi 2 n'de kökler toplamından m artı 3 bak direkt m'ler gidiyor. Böylece eksi 4 eşittir 2 n'den n'yi eksi 2 bulmuş oluyoruz b şıkkı. Kökleri x1 ve x2 ymiş. Aslında özdeşlik bakacağız burada arkadaşlar. x1'in kübü artı x2'nin kübünü hangi özdeşlikten yararlanarak yapabiliriz bu soruda? x1 artı x2'nin kübü eksi 3x1 çarpı x2 x1 artı x2. Bakın sonuçta bu x1'in kübü artı x2'nin kübüydü. Unutan arkadaşlarımız için kuralı böyle bir yazmış olayım. Bir de tabii şu da vardı hani şunu da diyebilirsiniz hocam bir de bildiğimiz kadarıyla bu yok mu? Olur. Buradan da yararlanabilirsiniz. Ben bunu yapmadım bu soruda. Bir de biliyorsunuz bu. Sonuç olarak bir daha karesini al falan uğraşmamak için direkt buradan yapıştıracağız toplamlarını, çarpımlarını. 2'nin kübü 8. Eksi 3 çarpı m. x1 artı x2 2. Ve bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 20'ye eşitmiş. Haliyle eksi 12 eşittir. 3 6 m. m arkadaşlar eksi 2 oldu. B şıkkı. Gerçel kat sayılı dediği zaman işin içinde arkadaşlar kesinlikle iyi yoktur. İyi olmaması için bir kök iyili bir şey ise öbürü onun eşleniğidir. Haliyle arkadaşlar köklerden bir tanesi eksi i ise diğeri iyidir. Köklerden biri 3 ise öbürü eksi 3 iyidir. Ama soruda kesinlikle gerçel kat sayılı diye vermesi lazım. Yoksa böyle bir şey demem. Böylece x artı i, x eksi i çarpı x eksi 3 i x artı 3 i baş katsayı da 2 vermiş. İşte size px hem de 4. dereceden. Artık p 0'ı bulacağız. 2 çarpı i çarpı eksi i çarpı eksi 3 i çarpı 3 i. Haliyle burası i kare eksi 1 1. 9 eksi 1 eksi 1 çarparsak 9 oldu. 2 kere 9 18 c şıkkı. Önce çarpanlara ayırma arkadaşlar. Şimdi zaten küp var burada. Yani yerine yazıp falan filan sıkıntıya girmemelisiniz. Bak bu böyle. Eksi 25 parantezini alıyorsun. X eksi 4. Gördüğünüz gibi x kare eksi 25 çarpı x eksi 4 parantezinde. Şimdi x eksi a ile tam bölünebilmektedir demek. PA a sıfır demek. Yani a bu denklemin kökü. A bu denklemin köküyse arkadaşlar bize kökler toplamını soruyor. Buradaki kökler toplamı 0. Buradan bile 4 gelecek. Cevabımız C şıkkı olacak. Köklerinden biri diğerinin iki katıdır denmiş. Birine arkadaşlar K diyeyim şimdi ben. Öbürüne de 2K diyelim. Çarpımları o zaman 2K kare. Yani sadeleştirirsek 36 bölü 2A'dan 18 bölü A. E, K kare de 9 bölü A yapıyor. Kenarda dursun. Şimdi bir de kökler toplamı k artı 2k'dan 3k eşittir. 36 bölü 2a o da aynısı oldu. 18 bölü a sadeleştirirsek k buradan 6 bölü a yaptı. Haliyle arkadaşlar 36 bölü a kare gidiyorum k'yı burada yerine yazıyorum. Eşittir 9 bölü a. a sıfıra eşit olamayacağına göre o zaman payda sıfır olur. Sadeleştirme hakkım var demektir. Böylece A. Bakayım bir 4 mü? Evet. A eşittir. 4 oldu. C şıkkı. Şimdi diskriminantta arkadaşlar önce bir tabii ki ne olduğunu bulmamız lazım. B kare eksi 4 ac idi. Bu yüzden delta eşittir. 1 eksi 4 çarpı 1 bölü 2 çarpı c. Buradan da 1 eksi 2 c geldi. Bu aynı zamanda denklemenin de köküymüş. Gidelim yerine yazalım. 1 eksi 2 c'nin karesi bölü 2 eksi 1 eksi 2 c artı c. Bu diskriminant aynı zamanda kökü olduğuna göre denklemi sağlıyor. Yani sıfır eşit olacak. Buradan 1 artı 4 c kare eksi 4 c bölü 2 eksi 1 artı 2 c artı c eşittir sıfır. Payda eşitleyelim. 4 c kare eksi 4 c artı 1 eksi 2 artı 6 c eşittir sıfır. Bir denklemin kökler çarpımı nedir? Ee, x karenin katsayısı ve sabitin e, oranıdır. Dolayısıyla burada x dediğimiz değişken c aslında. c'ye bağlı bir denklem olduğu için 4c kare 1 ve eksi 2 önemli bizim için. Böylece 4c kare artı 2c eksi 1 eşittir 0 şeklinde bir denklem. Eksi 1 bölü 4 oldu. Kökler çarpımı yani a şıkkı. Birinci dereceden, birinci denklemin kökler toplamı x1 artı x2 diyelim, 3. Bu denklemin köküymüş. Hemen yerine yazalım, sağlatalım. 9-6 artı b eşittir sıfırdan, b-3 geldi. Diğerinde de kökler çarpımı, kökler çarpımı x3 ve x4 diyelim. Kökler çarpımı c bölü a'dır bir denklemde, o zaman b bölü 1 yani b'yi eksi 3 bulmuştuk, o da eksi 3 geldi. Bu eksi 3 de birinci denklemin kökü, yazalım. 9 artı 9 artı a eşittir sıfırdan a eksi 18 geldi. Toplamları eksi 18 eksi 3 daha eksi 21 e şıkkı.